Merhaba Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çok şık bebek battaniyesini çalışacağız. Yapımı çok kolay arkadaşlar. Ben şöyle 90'a 90 santim 90 şeklinde ördüm. Sizler istediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ben kek ip kullandım. Papatya'nın kek iplerini kullandım. 2 tane yeterli oldu. 2 tane kullandım. İki farklı e, renklerde kullandım. Hemen renk numaralarını da vermek istiyorum. Şöyle, evet, 203 ve 224 arkadaşlar. Bu ipleri nereden temin edebilirim derseniz hemen adreslerini. Link olarak aşağıya paylaşıyorum. O linke tıklayarak ipleri temin edebilirsiniz. Hemen tığ numaramdan bahsetmek istiyorum. 3 milimlik tığ numarası kullanıyorum. İpimin görselini elimde olmadığı için gösteremiyorum ama şuralara bir yerlere e, görselini de eklerim. Şöyle tersini de göstermek istiyorum. Astar yapmak isterseniz astarda e, dikebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu ve sıcacık bir bahtaniye oldu. Umarım beğenirsiniz, umarım severek örersiniz diyorum. Ve hemen bu güzel modelin yapımına geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz bana çok büyük bir destek olmuş olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar şu anda sizlere göstereceğim ip koton batik bir ip arkadaşlar kullandığım tığ numarası ise 3 milimlik tığ öncelikle sihirli halka ile başlıyorum ama sizler eğer sihirli halka yapmak istemiyorsanız 5 zincir çekerek başlayabilirsiniz İpimi halka haline getirdim birleştiği noktadan tutuyorum tığ halkanın içinden geçirdim 3 tane zincir çekiyorum ve ikili tırabzan yapıyorum ilk çektiğim zincirle beraber toplamda 3 tane ikili tırabzanım var arada 2 zincirim var daha sonra yine 3 tane ikili tırabzan bu şekilde toplamda 4 grup yapacağız şu anda 2. grubu yapıyorum 3 tane ikili tırabzan 2 iki zincir 3 ikili tırabzan 2 zincir. 3 tane ikili tıramzan. Bu şekilde 4 grubu tamamlayıp hemen dönüyorum. Evet. Bakın toplamda 4 grup yaptık. 1 2 3 4. Sihirli halkamın ipini tutup ortayı iyice küçültüyorum. Ortayı iyice kapattım. Son olarak tığın başını doluyorum. Ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım 3 ilmeği aynı anda topladım şöyle köşede bitirmek için bunu yapıyorum arkadaşlar sürekli köşede bitip köşede başlamak için 1 2 3 zincir çektim tığın başını doladım ve çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili tırabzan arada bir zincirim var ve tüm boşluklara yine köşeler yapacağız. İlk yarım köşeyi yaptık. Şimdi normal burada tam köşe yapacağız. 3 tane ikili trabzan, 2 iki zincir, 3 tane ikili trabzan. Evet. Arada bir zincirim var tığın başını doluyorum. Yine buraya aynı şekilde 3 tane ikili trabzan, 2 iki zincir, 3 tane ikili trabzan yapacağım. Arada 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Köşelerimi tamamlayıp hemen dönüyorum. Evet. Gördüğünüz gibi 3 köşemi tamamladım. Başlangıcım yarım köşeydi. Hemen onu tamamlayacağım. Bir zincir çektim ve ilk battığım yere batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve yine ortada bitirmek için tığın başını doladım. İlk çektiğim zincirin tepesine battım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Şimdi bu sıradan sonra hemen modelime geçmek istiyorum. Öncelikle köşeden başlıyorum. Yine yarım köşe yapıyorum. Çektiğim zincirle birlikte 3 tane ikili trabzan aralarda bir zincir Tığım başını doluyorum hemen boşluğun içine battım İkili trabzan yaptım tığın başını doladım hemen bir alttaki üç tane trabzanın ikincisinin beline doluyorum ve burada üçlü trabzan yapıyorum önce bir sonra iki iki ilmek çekerek üçlü trabzan yapıyorum tığın başını doladım Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Aynı boşluğa yani ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Eğer burada bir çökme olursa şu şekilde de yapabiliriz. Genelde şurada bir çökme oluyor. Ben diğerinde öyle yaptım ama bu biraz daha ince bir ip olduğu için sanki çökme olacak. Şöyle iki kez doluyorum. Birinci değil ikinci trabzan beline doladım. 2 2 ilmek çekerek üçlü bir trabzan yaptım Evet böyle yapalım ve ikili trabzan yaptım bir zincir çektim hemen köşeye batıyorum 3 tane ikili trabzan arada iki zincirim var ve tekrar aynı boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Hemen önümdeki boşluğa bir tane ikili trabzan. İki kez doluyorum ve bir alttaki birinci değil ikinci trabzanın beline doladım. İlmeğimi uzatarak iki iki ilmek kapatarak üçlü trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Arkadaki boşluğa tekrar batıp ikili trabzan yapıyorum şöyle göstermek istiyorum modelim ortaya çıktı zaten bir zincir çekiyorum ve köşemi yapıyorum bu şekilde diğer köşeleri de aynı şekilde örüp dönüyorum sıramın sonuna gelmek üzereyim bir zincir çektim ve yarım köşemi tamamlıyorum 3 tane ikili trabzan yaparak 2 3 Tüm başını doladım. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. 1-2-3 zincir çektim. Ve aynı yere çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincirim var. Bakın. Bir alt sırada sadece bir tane boşluk vardı. Bir üst sırada 2 tane boşluğum oldu. Bir üst sırada 3 tane olacak. Yani her sırada bir boşluk artacak arkadaşlar. Bir zincirimi çektim. Hemen önümdeki boşluğa battım. İkili trabzanımı yaptım. İki kez doladım. Hemen bir alttaki birinci değil ikinci trabzanın binine doladım. Ve ilmeklerimi uzatarak üçlü trabzan yaptım. Yine arkadaki boşluğa batarak ikili trabzan aralarda bir zincirim var. Tekrar ikinci boşluğa batıyorum. İkili trabzan iki kez doladım. Bir alttaki ikinci trabzan beline doladım. İlmeklerimi uzatarak üçlü trabzan arkadaki boşluğa battım. İkili trabzan. Dediğim gibi aralarda bir zincirim var yine köşemi tamamlıyorum 3 tane ikili tırabzanımı yaptım 2 zincir aynı köşenin içine aynı boşluğa 3 tane ikili tırabzan şöyle şurayı tekrar göstermek istiyorum Bir zincir çektim önümdeki boşluğa battım ikili tırabzan 2 İki kez doladım bir alttaki ikinci trabzanın birine doladım üçlü trabzan tığın başını doladım hemen yine aynı boşluğun içine ikili trabzan arada bir zincir önümdeki boşluğa battım ikili trabzan iki kez doladım ve bir alttaki ikinci trabzanın birine dolayarak üçlü trabzan bakın hemen arkadaki boşluğa battım ikili trabzan yapıyorum bir zincir ve tekrar köşe tüm kenarlarda aynı işlemi yapıyorum gördüğünüz gibi modelim ortaya çıktı kotun iple de çok güzel oldu gördüğünüz gibi ben bu sırayı da tamamlayıp hemen dönüyorum sıramın sonuna geldim tığın başını doluyorum ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım 3 ilmeği aynı anda Kapattım ve bu sıram bu şekilde bitmiş oldu. 3 zincir, yine yarım köşemle başlıyorum, 1 zincir çekiyorum. Bakın bu sırada 1, 2, 3 tane gördüğünüz gibi boşluğumuz var. Hemen ilkine batıyorum, ikili tırabzan yaptım, iki kez doluyorum. Hemen bir alttaki ikinci trabzanı birine dolayarak üçlü trabzan yaptım. Şöyle ipim dolanmış. Evet. Aynı boşluğa ikili trabzanımı yaptım. Eminim ki anlaşıldı. Ama yeni öğrenen arkadaşlar için bu sırayı da göstermek istedim. Bakın. Şuraya geldiğimde buradaki ikili trabzanın binne dolayarak devam ediyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bir zincir ve bu şekilde tüm sıraları aynı şekilde devam ediyoruz. Ne kadar büyüklükte isterseniz bir yatak örtüsü kadar bile yapabilirsiniz. Biz bebek battaniyesi yaptık ama e, kocaman bir yatak örtüsü de yapabilirsiniz bence çok şık olur eminim ki sizler becerirsiniz ve yaptıktan sonra da instagram hesabımı bana e, fotoğraflarını atarsınız evet şurayı tekrar göstermek istiyorum bakın şurada bir şaşırma olmasın bir zincir çektim iki kez doluyorum bir alttaki ikinci trabzanın beline doladım. Üçlü trabzan, ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Tığın başında doladım. <laughs> Hemen bu uçla battım. İkili trabzan. İki kez doluyorum. Bakın yine bir alttaki birinci değil ikinci trabzanın birine doladım ve üç trabzanımı yaptım. İkili trabzan, Aralı bir zincir ve bu şekilde devam ediyoruz. Daha önce bu modeli yaptık diye hatırlıyorum ben. Ama tek renkle hiç yapmamıştık. Ee, sanırım 3-4 renk kullanarak yapmıştık ve o videoyu da çok sevmiştiniz. Hala da seyrediliyor o video. Bir de şöyle tek renk olarak göstermek istedim. Ee, bir de bebek battaniyesi yapalım istedim Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Yine aynı yöntemle kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Artık dediğim gibi sürekli tekrar olarak devam ediyor. Bakın bu sırada 1, 2, 3, 4 tane ve hep bu boşlukların bir altındaki ikinci trabzanın beline dolayarak devam ediyoruz. Evet şimdi bebek battaniyesi yaptığımızda veya yatak örtüsü yaptığımızda şöyle bakın. Şöyle göstermek istiyorum. Buralarda hiç boşluk yok. Ama biz bunu bu şekilde bırakırsak bakın buralarda boşluk var. Ben o boşluğu bırakmamak için hırkalarımda yeleklerimde de kullandığım yöntemi kullanıyorum. Hemen onu da göstermek istiyorum. Bakın Öncelikle şu sihirli halkamı bir saklamak istiyorum. Alttan görünmesin. Şimdi herhangi bir ilmeğe batıyorum. Bir ipimi düğümlüyorum. Bu kesinlikle artık çözülmeyecektir. Hemen şöyle ben üstün körü saklıyorum. Sizler ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Evet şimdi battaniyemiz yatak örtümüz istediğimiz boyuta kadar geldi bitirdik. Şimdi son sırayı yapıyorum kapatma sırasını. Yine burada şöyle yapalım. Burada sık iğne yapacağız çünkü bir zincir çektim. Hemen boşluğun içine iki tane sık iğne yapıyorum. Bakın. Burada 3 tane trabzan var. Üçüne de tek tek batıp sık iğne yapıyorum. Şu ortaya geldim. Burada biliyorsunuz ki bir zincirim vardı. O zinciri çekmiyorum. Tığın başını iki kez doluyorum. Ve alttaki ikinci trabzanın belini doladım. Üçlü trabzan yapıyorum. Bu kapatma sıramız. Evet. Daha sonra üç tane trabzanın tek tek tepelerine batarak sık iğne yapıyorum. Boşluğa geldim. iki kez doluyorum. Ve bir alttaki ikinci trabzanın birini dolayarak üçlü trabzan. Trabzan tepelerine sık iğne. Boşluğa geldiğimde ise hemen bir alttaki ikinci trabzanın beline doladım üçlü trabzan ve trabzan tepelerine devam ediyorum gördüğünüz gibi bakın hiç boşluk kalmadı bitişi de bu şekilde yapıyoruz Evet iki kez doladım bakın bir alttaki ikincinin beline doladım üçlü trabzan ve bakın burada da yine trabzan tepelerine birer tane sık iğne köşeye geldim köşenin içine dört tane sık iğne yapıyorum iki üç ve dört şu şekilde daha sonra yine trabzan tepelerine batarak az önce yaptığım işlemin aynısını yapıyorum buraya geldim boşluğa bir alttaki ikinci trabzanın binine doladım, üçlü trabzan ve trabzan tepelerine birer tane sık iğne. Şöyle de göstermek istiyorum. Bu sırayı bu şekilde bitireceğim. Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim. Şöyle son olarak üç tane trabzanım kaldı. Trabzan tepelerine battım. Bu köşeyi iki tane sık iğne yapmıştık. 2 tane daha yapıyorum. Bir ilk sık iğneye batıp kaydırmayla kapatıyorum. Buradan sonra istediğiniz kenar bölümünü çalışabilirsiniz. Ben şöyle çok güzel bir model buldum. Bunu çok beğendim. Sık iğne gibi görünüyor. Ama gördüğünüz gibi hiç kıvrılma yok gayet düzgün ilerliyor. Hemen onu göstermek istiyorum. Bundan sonraki e, motiflerimin kenarlarında da bunu kullanacağım. Evet. Şöyle dikkatlice izlemenizi istiyorum. Bakın. Burada hemen iki tane zincir çekiyorum. Birinci değil. ikinci zincire battım. Hemen şöyle dibine batıyorum ilmek çıkarıyorum ve şöyle içinden geçirdim ikisini kapattım şimdi bakın buradan ilmeği geçirdim hemen önümdeki sık iğne tepesine geçiriyorum ilmeği geçirdim bir de şunun içinden geçirdim tığımda iki ilmek kaldı iki ilmeği de kapatıyorum sadece elime dikkat edin bakın şu şekilde ilmek aldım bu ilmeği diğer ilmeğin içinden geçirdim ve iki ilmeği de kapattım bu şekilde sıra boyunca devam ediyorum Bakın. bakar mısınız güzelliğine çok düzgün ve ben şöyle hızlı hızlı ördüğümde hemen şu şekilde örüyorum şöyle bakın şu şekilde ama size göstermek için şöyle battım. Hemen önümdeki sık iğneye battım. Çıkardım. Bu ilmeği şu ilmeğin içinden geçiriyorum. Daha sonra iki ilmeği kapatıyorum. Böyle anlaşılmayacak diye de inanın çok korkuyorum. O yüzden şöyle yavaş yavaş göstermek istiyorum. Aslında çok kolay ama ilk bakışta bakıldığında zormuş gibi görünebilir. Kafanız karışabilir. O yüzden şöyle birkaç defa daha göstermek istiyorum. Bakın. Şu şekilde içinden geçirdim. Daha sonra son olarak iki ilmeği aynı anda kapattım. Gördüğünüz gibi. Şöyle burayı bitirmek istiyorum. Ki köşede arttırmayı da göstereceğim arkadaşlar. şöyle Normalde bu e, motiflerin kenarını bir sıra yapılıyor gördüğünüz gibi çok da şık ama ben battaniyenin kenarına sanırım 6 ya da 7 sıra yaptım Bence çok şık oldu e, biraz koyu renk kullandığım için tam manasıyla görünmüyor ama gördüğünüz gibi burada gerçekten ortaya muhteşem bir şey çıktı Evet. Şöyle çok hızlı geliyorsa videoyu da yavaşlatabilirsiniz. Bakın şöyle köşeye geldim. Bakın. Şöyle birinciye battım. Kapattım. Tekrar buraya batıyorum. Tekrar dibine batırıyorum. Bakın. Şöyle net mi? Bakın. Şuraya battım hemen dibine batırıyorum ki arttırma yapabileyim. Şimdi burada bir arttırma yaptım. Şimdi tekrar batıyorum. Hemen yanındakine battım. Kapattım. Hemen bu ilmekten batıyorum. Tekrar dibine iki tane arttırma yapıyorum burada. Bakın tekrar aynı yere battım. Kapattım. Burada bakın şöyle dönüyorum arttırmamı yapmış oldum şimdi normal şekilde devam edebilirim bakın hemen şuraya batıyorum ve kapatıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim burada arttırma yapmamıştım hemen burada iki tane arttırmamı yapıyorum bakın dibine batıyorum ilk arttırmamı yaptım. Şimdi hemen yanındakine batıyorum. Kapatıyorum. Tekrar tığıma bir ilmek aldım. Tekrar aynı yere batıp ikisinin içinden şöyle geçiyorum ve kapatıyorum. Karşıdaki ilk trabzana battım. Kaydırmayla kapattım. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bu şekilde motif motif de yapabilirsiniz. Gayet şık ve çok güzel oldu. Hemen şöyle bir üst sıraya çıkmayı göstermek istiyorum. Zaten devamını kaç sıra yapmak isterseniz kendiniz yapabileceksiniz. İki zincirle başlıyorum. Her zaman birinci değil ikinci zincire battım. Hemen bakın şöyle dibine batıyorum. Ve ilmekleri çıkarıyorum. Yine aynı bakın trabzan tepelerine batarak yine aynı işlemi yapıyorum. Daha doğrusu sık iğne de diyebiliriz. İkinci, üçüncü sıradan sonra ortaya gerçekten muhteşem bir şey çıkıyor. Şöyle dikkatlice izlemenizi istiyorum. Gerçekten çok şık. Evet. Bu şekilde Arttırma bölümleri yine aynı arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Çünkü arttırmalar, örme aynı şekilde devam ediyor. Sizler kaç sıra yapmak isterseniz o kadar sıra yapabilirsiniz. Şöyle şu güzelliği göstermek istiyorum sizlere. Çok güzel oldu. Ben bu şekilde sıra sonuna kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar ben sıramın sonuna sonuna geldim ilk yaptığım sık iğneyi batırıp kaydırma ile kapattım bir zincir çekiyorum ve sıramı bitiriyorum Evet gördüğünüz gibi gerçekten çok şık bir şey ortaya çıkıyor kameramı şöyle uzaklaştırdım ve tekrar şöyle büyük halini göstermek istiyorum gerçekten çok güzel Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.